Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ilginizi çekecek bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi düşünür müsünüz? Bizim kullandığımız matematikte bu rakamlar işte 0'dır, 1'dir, 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır, 7'dir, 8'dir, 9'dur. Acaba bu rakamlar nereden geldi? Veya bu şekilleri oluştururken mesela 8'i oluştururken ne dikkate alınmış olabilir? Niye bu şekil olmuş? Size bu videoda bunu açıklamaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Bu durumu ben size şöyle açıklayacağım. Bazı internet sitelerinde bunu bu şekil kabul ediyor ama bazı internet sitelerinde bunun yanlış olduğunu, bu rakamların daha eski dönemlere, milattan önceki epey dönemlere kadar uzandığını vesaire söylüyor. Lakin bunlar, bu rakamlar genel olarak açılardan oluştuğu söylenilmektedir. Bu açılar şu şekil. Şurada bir tane resim paylaşayım. Resme dikkat ederseniz işte biri var, ikisi var, üçü var, dördü var, beşi var, altısı var, yedisi var, sekizi var, dokuzu var ve sıfırı var. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu sayıları neye göre oluşturmuşlar? Açılara göre. Mesela dikkat ederseniz birin o ufak yerinde ne var? Bir tane açı var. Bir tane açı olduğu için ne yapmışlar? 1 olarak göstermişler. Peki 2 neden 2? 2 neden 2? Dikkat ederseniz orada 2 tane açı olduğu için. 3 neden 3? Dikkat ederseniz 3 tane açı olduğu için. O zaman şunu anladık. Bizler süre gelen bu matematikte kullandığımız rakamlar, sayılar vesaireler nereden gelmiş? Bu açılar vasıtasıyla oluşmuş. Kaç tane açısı varsa o rakamı o şekil gösterilmiş olduğunu bize kitaplarda belirtiliyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.